Backstage TV'den iyi akşamlar. Bu hafta oldukça eğlenceli bir bölümle karşınızdayız. Sihirbazlar, akrobatlar, palyaçolar 2006 yılında her şey çocukları sevmekle başlar diyerek yola çıktılar. Ve Anadolu'yu karış karış gezip izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar. Biz Türkiye Sirkeli müthiş gösterisini izleme fırsatı bulduk. Şimdi de sizinle paylaşacağız. Tam 30 dakika boyunca gözünüzü bizden bir an olsun ayırmayın. Backstage TV başlıyor. Türkiye Sirki İstanbullularla buluştu. Eğlenceli şovlara imza atan sirk ekibi izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Dev gösteri çadırından muhteşem kareler az sonra Backstage TV'de. Bu çadır yılda yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşan Türkiye Sirki'nin 3000 kişi oturma kapasiteli dev gösteri çadırı. Avrupa'nın 5. büyük, Türkiye'nin en büyük çadırı bakın nasıl kuruluyor. Tam 130 ton demir ve yaklaşık 5 ton branda her hafta sökülüp taşınıyor ve gösteri yeniden başlıyor. Uluslararası gösteri standartlarına sahip Türkiye Sirki, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekli ilk ve tek kapalı salon sirki olma özelliğini taşıyor. Hayvansız sirk olma özelliğiyle de büyük alkış topluyor. Şu anda Maltepe'deyiz. Arkamda görmüş olduğunuz 3000 kişilik çadırda birazdan ateşbazlar, lastik kızlar gösterilerini sergileyecekler. Sirkin en önemli özelliği Türkiye'nin ilk uluslararası hayvansız sirki olması. Hadi beraber izleyelim. Biletlerimizi de alalım. Merhaba. Merhaba. Ne kadar bilet? Öğrenci 15, yetişkin 20 lira. O zaman ben bir yetişkin alabilir miyim? Tamam, buyurun. Teşekkürler. Modern tiyatral gösteri sanatının icra edildiği Türkiye Sirki'ne ilgi oldukça fazla. Çocuklar hem eğlenceli hem de adrenali yüksek şovlara imza atan sirk ekibini izlemek için sırada. Sirkin en küçüğü Ulaş, gişede izleyicileri karşılıyor. İlk defa mı sirke geliyorsun? Yok, ikinci gelişim. İkinci defa. Daha önce bu sirke izledin mi? Hayır. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi bakalım içeride neler olacak? Çıkışta yine sana soralım bakalım, beğendin mi, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz, iyi seyirler. Sen gel bakalım. Sen sirke ilk defa mı geliyorsun? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Neler olacak içeride biliyor musun? Bileti gösterir misin baba? Bileti gösterir misin babası? Bileti verdim ama içeriye. Bileti kapıda alıyorlar ya, verdim. Onun için gösteremedik ama biz göstereceğiz bileti. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Bunlar neymiş? Bunlar neymiş? Sirk resimleri mi onlar? Hayır. Ne tabelaların istiyorum. Tabelaların, tamam, bravo. İkiz misiniz? Hadi bakalım, sirke ilk defa mı geliyorsunuz? Hayır. Bir kez daha gelmiştik. Hangisine geldin? Bu sirke değil, başka bir sirke gelmiştik. Tamam. Heyecanlı mısın buraya geldiğin için? Evet. Neler izleyeceğini biliyor musun? Fazla değil. Fazla değil. Sen ilk defa mı geliyorsun? Hayır. İkinci sirk mi bu? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Hadi bakalım. Sen ilk defa mı geldin? Hayır. Daha önce geldin sirke. Heyecanlı mısın? Evet. Peki sen ne izleyeceğini biliyor musun? Az çok. Neler izleyeceksin? Maymunlar, papyonlu adamlar. Tamam, burada hayvanlar yok ama. İlk defa mı sirke geliyorsunuz? Hayır. Heyecanlı mısınız? Evet. Neler izleyeceğinizi biliyor musunuz? Hayır. Peki daha önceki sirkte neler izlediniz? Hayvan gösterileri. Burada hayvan yok ama biliyorsunuz. Biliyoruz. Neden yok? Çünkü hayvanları doğada seviyoruz, değil mi? Evet. Hadi bakalım, iyi seyirler. İlk defa mı sirke geliyorsun? Hayır. Daha önce geldin mi? Buraya gelmedim ama başka sirklere de gittim. Gittin. Peki burada neler yapacaklar biliyor musun? Bilmiyorum. Sirke ilk defa mı geliyorsunuz? Evet. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyım. Evet, bak çok. Palyaço ne biliyor musun? Giriş yeri ne tarafı? Gel buraya. Anlat, palyaço ne? Palyaço çocukları eğlendiriyor. Eğlence, burada palyaçolar var mı? Var. Var. Hadi koş, izle bakalım. Hadi. Heyecanlı mısınız? Evet.
sizleri biliyor musunuz? Hayır. Heyecanlı mısınız? İçeride ne yapacaklar biliyor musunuz? Hayır. Peki o zaman palyaço ne? Komik. Palyaço deyince bile güldün sen. Palyaçoları seviyor musunuz? Evet. Palyaço gösterileriyle başlayacak olan şov, izleyenlerin de dahil olacağı gösterilerle sürecek. Lastik kızların nefesleri kestiği sirkte, izleyenler unutulmayacak anlara eşlik edecek. Öncesinde sirk sanatçılarıyla sahnede buluşuyor ve onları yakından tanıyoruz. Şu anda Türkiye Sirki'nin sahnesindeyiz. Yanımızda sirk sanatçıları var. Birazdan sahnede gösterilerini sergileyecekler. Biz de onlardan neler yapacaklarını öğrenelim. Merhabalar. Merhaba. Siz biraz sonra ne gösteri yapacaksınız? Ben sihirbaz yapacağım, dans yapacağım. Tamam. Arkadaşımız? Hava gösterisi yapacak. Hava. Diğer arkadaşımıza da soralım ne gösterisi yapacağını. Какое шоу ты будешь сейчас делать? Что ты выступаешь? Как называется? Воздушная гимнастика. Акробатик. Hava akrobasi yapacak. Tamam. Diğer arkadaşımızdan öğrenelim. O da ben de palyaço, cambaz, jonglör, işte komedi falan. Hepsi biraz böyle. Süper. Süper sizin Türkçeniz. Siz? Merhaba. Jonglör show ve dans. Komik biraz var. Komik show. Böyle. Harika. Bu da ip yambazı, maçta akrobat yaparız. İp yambaz, maçta akrobat. Trambaz. Yapacaklar. Akrobasi de show yapacaklar. Yani ipin üzerinde yürüyecek olan arkadaşlar değil evet, mi? Evet, evet, evet. Tamam, onlar bir ekip mi? Ekip, evet. 5 kişi, сколько вас человек? 5 kişi. 5 kişi. Türkiye'nin ilk hayvansız sirki demiştik ya, aslında etrafta bir sürü hayvan var ve hepsi sahiplenilmiş. Bu minik de onlardan biri. Bu arada arkamda görmüş olduğunuz karavanlarda hazırlıklar tamamlanıyor. Biz de gidip hazırlıkları görüntüleyeceğiz. Adınız nedir? Anna. Nerelisiniz? Ukrayna. Kaç senedir sirktesiniz? Bütün hayat benim. Sirkte artist yapıyoruz. Ne yapacaksınız içeride? Sihirbaz yapacağım. Dans yapacağım. Ne dansı? Açılış dansı yapacağız. Yunan dansı yapacağız. Eski gladiator gibi bir şey böyle. Çocukken başladınız. Evet. Okul mu var Ukrayna'da? Okul var, evet. Ne gösteriyorlar, ne öğretiyorlar? Dans öğretiyorlar, tiyatro öğretiyorlar, sirk falan öğretiyorlar. Siz sihirbazlık yapabiliyor musunuz? Evet, yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Secret. Sürpriz. Tamam, içeride izleyeceğiz. Evet, evet. Peki. Adınız ne? Oksana. Nerelisiniz? Ukraynalıyım. Kaç senedir sirktesiniz? Aynı çocukken başladım. 3 yaşındaydım başladım. Ne yapacaksınız içeride? Burada jonglör show yapacağım. Hem dans da yapacağım. Göstereceksiniz. Siz de mi okulda öğrendiniz? Evet, evet. Orada bizim akrobasi vardı. Ders, jonglör, çember, yani her şeyi öğretiyorlar bizim orada. Ne kadardır Türkiye'desiniz? 7 yıl. 7. Evet, burada yaşıyorum. Burada yaşıyorsunuz. Peki Türkiye'deki sirklerde mi çalışacaksınız? Evet, inşallah. Çünkü Türkiye çok seviyorum insanlar. Çok güzel. Türkiye sirkte çok seviyoruz yani aile gibiyiz. Buraya işte neden olmasın? Harika olur.
Gösteri başlar başlamaz genç yaşlı her yaşa hitap eden Türkiye Sirki, Komedya adlı gösterileriyle izleyenleri kahkahalara boğuyor, tehlikeli akrobasi gösterileriyle de parmak ısırtıyor. Sirkin gösterilerinde Rusya, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelerden sanatçılar yer alıyor. Özellikle yüksek hava gösterileriyle izleyenlerin ilgisini çekiyor. Gösteriyi izlemeye devam ederken kısaca sirklerin hayatımıza nasıl girdiğinden de bahsedelim. Sirkin tarihi milattan önce yaşamış eski Roma krallıklarına kadar varıyor. İlk sirk oyunları Romulus isminde bir Romalı tarafından ortaya çıkarılmış ve geliştirilmiş. Arkeolojik kazılardan anlaşılıyor ki, sirk gösterileri daha sonra Fransa'ya geçmiş ve 18. yüzyılın yarısından sonra İngiltere'de kendini göstermiş. İlgi çeken gösteriler Amerika ve diğer Avrupa ülkelerine yayılmış. XX. yüzyılda ise çeşitli yenilikler içerisine giren sirkler, sevilen eğlence yerleri halini almış. Elbette sirkin ilk çıktığı devirle bugünkü modern durumu arasında çok büyük farklar var. Önceleri sirklerde araba yarışları, hayvan dövüşleri sergilenirmiş. Bu gösteriler tamamen açık havada, eni dar, boyu uzun ve etrafı yüksek vadilerde yapılırmış. Sirkler zamanla gezici hale gelmiş. Gösteriler büyük çadırlarda yapılmaya başlanmış. Gösteri sayısı ve cinsleri de değişmiş. Sirklerin çocuklara da gösterilmeye başlamasıyla araba yarışları ve hayvan dövüşleri gibi gösteriler de ortadan kalkmış. Bunların yerini modern sirk oyunları denilen köpek ve ayıların dansları, maymunların bisiklete binmesi, atların hep birden seyircileri selamlaması, fillerin dansı, yırtıcı hayvanlardan aslan ve kaplanların insanlarla şakalaşması gibi gösteriler almış.
Günümüzde hayvansız sirk için büyük mücadele veriliyor. Aslında Türkiye sirkinin bu gösterileri de mücadele adına büyük önem taşıyor. Zira alkış yağmuruna tutulan gösteriler hayvansız da sirk olabileceğini kanıtlıyor. Yapılan protestolar, topluma yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratma çabaları yavaş yavaş sonuç veriyor ki, bazı ülkelerde hayvan kullanımını engelleyen yasalar kabul edildi. Şiddete maruz kalan ve yıllarca sirkte sömürülen hayvanlar rehabilitasyon merkezine gönderildi. Türkiye'de henüz bir yaptırım yok. Hayvansız sirk sadece bir tercih. İnsanların bir saatlik eğlencesi için sirk hayvanlarına yapılan zulümlerin önüne geçmek ve dünyada yaşayan her varlığa değerli olduğunu hissettirmek için bu sirkte insan şovları dışında hiçbir eğlence bulunmuyor. Genel olarak halkın talebi hayvansız sirklerden çok hayvanlı sirkler yönünde olsa da, görüntüler hayvansız sirklerin çok daha eğlenceli olabileceğinin ispatı değil mi? Gösteriyi izleyen çocukların beğenisi bu ispatı destekliyor. Beğendin mi gösteriyi? Beğendim. En çok hangisini beğendin? Söyle kızım. Söyle bakalım en çok hangisi? Hokrabazlığı. Hoppa, aferin sana. Bir daha gelecek misin? Evet. Tamam, süper. Sen beğendin mi gösteriyi? Çok beğendim. En çok hangisi? En çok bir tane bisiklet vardı, ateşin içinden geçiyordu. Onu beğendim. En. Sen de yapmak ister misin? Evet. Aferin sana. Bay bay. Beğendin mi gösteriyi? Evet. En çok hangisi? O balelileri. Hangisi en çok? Balere. Balerinlere. Tamam, aferin. Sen beğendin mi? Evet. En çok hangisi? En çok hangisini beğendin? Kılıç oyunu. Kılıç. En çok hangisini beğendin? Kılıç. Kılıç. Sen? O dönen kızı çok. Dönen kızı ben de çok beğendim, süperdi. Sen en çok hangisini beğendin? Dönen kızı. Dönen kız, tamam. Onur sen? Gelin bakalım, evet, siz en çok hangisini beğendiniz? Ben çok kadın havalı uçtuğunu beğendim. Sen en çok hangisini beğendin? Palyaçoyu. Palyaço, tamam. Sen? Ayı. Ayı, süper. Gel bakalım, en çok hangisini beğendin? Dönen kız. Dönen kız. Sen de yapabilir misin? Seni bekliyorduk. En çok hangisini beğendin? Haydi hangisi? Bale yapanı. Bale yapan. Sen de yapabilir misin? Yapabiliyorum. Aa, aferin sana. Sen en çok hangisini beğendin? İp değil. Abi görsün. İp de... Hangisini beğendin? İpe çıkanı. Tamam, aferin. En çok hangisini beğendin? Pembeyi. Hangisi? Uçanı. Uçanı yapabilir misin? Ama az önce yapıyordun anneye bir hareketler. Yine gelecek misin? Bravo. Sen hangisini beğendin? Gel bakalım Ziver abisi. Hangisi? En çok merdivende olanını. Merdivende uçanını. Çok mu keyifliydi gösteri? Evet. Hepsi güzeldi ama değil mi? Evet. Tamam, sen yapabilir misin merdivenle? Tamam, öğrenmeden yapmak yok. Gel bakalım. Sen en çok hangisini beğendin? Merdivenli. Peki. Sen? Gel abiye dönelim. Ben de uçanı sevdim. Hangi uçanı? Uçan kızı. Uçan kızı. Hepiniz uçan kızı sevmişsiniz bakıyorum. Ben merdivenliyi sevdim. Tamam, seni biliyorum. Hadi bakalım, tamam. Hangisi? Kılıç sokmayı. Kılıç sokma oyununu mu? Sen de yapabilir misin büyüyünce? Yapabilirsin. Siz en çok hangisini beğendiniz? Seyretmedim ben. Seyretmediniz mi? Tamam. Sen bir daha seyret ama, tamam mı? Aferin sana, maşallah. Tüm hazırlık sürecini ve gösterileri izledikten sonra anlıyoruz ki sirk idare etmek ve devam ettirmek çok zor bir meslek dalı. Zahmetli bir iş.
Son olarak mikrofonu sirkin sahipleri Melike ve Ulaş Cankurt çiftine uzatıyor ve Türkiye sirki ile ilgili detayları onlardan dinliyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Melike, Melike Bulu Cankurt. Sirkte aslında her işi yapıyorum. Sahibi denmez, sahibi eşim, ben de onun hanımıyım. Ama bütün işleri yapıyoruz, gişeye de bakıyoruz, yeri geldiği zaman mısır da satıyoruz. Mümkün olduğunca sahne organizasyonlarını yapmaya çalışıyorum ben ve resmi izinlerde o bölümde yer alıyorum. Eskiden sahneye de çıkıyorduk, gösteriler de yapıyorduk. Ulaş sihirbaz olduğu için onun asistanlığını ben yapıyordum kıskandığımdan dolayı. Kızlarla sahneye çıkmasın diye. Şimdilik arka plandayım, arkadaki kahramanlardan. Böylesi daha mutluluk vereceğim. Kaç senedir sirktesiniz? Kaç sene? Ulaş'ın 9. yılı, benim 5. yılım. 5 yıldır evdeyiz. 5. yılımız dolu dolu 5 yıldır Türkiye'yi geziyoruz bucak bucak. Harika. Nereleri gezdiniz? Anadolu'da her yeri gezdik, Doğu'ya da gittik. İstanbul'da ilk yılımız. O yüzden daha fazla heyecanlıyız. İzmir, Bursa, Kocaeli, her yeri gezdik. Sakarya, gezmediğimiz yer kalmadı. İstanbul'dan memnun musunuz? Nasıl? Evet, İstanbul'dan memnunum. Aslında bunu beklemiyorduk. Genelde tüketen bir toplum olarak bize yansıtılıyor basından İstanbul ve haberlerden, ama fazla değerlerini tüketmemiş, daha fazla heyecanlı geliyorlar. Her şeyden önce burada da çocuklar var ve mutluyuz. Çok güzel. Sizi tanıyalım. İsmim Ulaş, Türkiye Sirki'nin kurucusuyum. 2006 yılından bu yana bu sirki gezdiriyoruz. Sirk çadırımız bu sene değişik bir konsepte, rengini de değiştirdik. Geçen sene kırmızı bir çadıra sahiptik. Bu sene sarı bir çadır yaptık. Bu çadırla dolaşıyoruz bütün Türkiye'yi. Kaç kişilik çadırımız? Çadırımız 3000 kişi oturma kapasitesine sahip. 50 kişilik kadromuz var. Kadromuzun içerisinde 7 tane farklı millet var. Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Fas, Kırgızistan, Moğolistan, değişik ülkelerden insanlar var. Bu insanlarla çalışıyoruz. Aynı çatı altındayız. Aynı çatı altındayız. Harika. Aile olarak çalışmak daha mı güzel? Kesinlikle çok güzel, ama bebeğimiz çok problem, çok sorunlu bir çocuk. Hiperaktif olduğu için hiç durmuyor ve biz 24 saat boyunca uykusuz olarak geziyoruz ve çalışıyoruz. Peki, hangi günler sirkimiz var? Cuma, cumartesi ve pazar günleri gösterilerimizi sergiliyoruz. Hafta içi gösteriler yapmıyoruz. Bunun sebebi çadırımızın kapasitesi 3000 kişilik olduğu için hafta içleri dolmadığını düşünüyoruz. Dolmayacağını da düşünüyoruz. Onun için hafta sonları bize yetiyor. Dolu dolu gösteri yapmak her zaman bize keyif veriyor. Sirk nasıl bir dünya? Devamlı burada mı kalıyor insanlar veya siz de burada mısınız? Nedir arka planında yaşananlar? Biz aslında burayı küçük bir kasaba olarak nitelendiriyoruz. İçeride 50 kişi var. Aileler de var, çocukları olan insanlar da var. Muhteşem bir duygu sirkte yaşamak, sirkin içinde kalmak. Aslında geceleri çok heyecanlı oluyor. Bir fırtına çıkıyor, bütün herkes aynı anda çadırın etrafında gezmeye başlıyor. Bir sahiplenme duygusu olduğu için sırayla nöbet tutuyoruz. Güzel bir duygu. Peki bundan sonra nereye gidiyoruz? Önümüzdeki hafta Çekmeköy de gösterilerimiz var. Sancaktepe'de, özür dilerim. Sancaktepe'de, daha sonraki haftalarda Üsküdar ve karşı tarafa da geçeceğiz. Her yeri gezeceğiz İstanbul'da. Saatlerimiz ne olacak? Cuma günleri 19 seansı, cumartesi pazar 13, 16 ve 19 seanslarımız var. Sıra geldi kamera arkası görüntülere. Güldüren hatalarla devam ediyoruz. Ne tatlı Ziver. Şapkam güzel mi? Evet. Teşekkürler. Bir saniye, bedava mı satıyorlar bu bileti? Hadi ver bana bir şey ver. Hadi. Buyurun de. Ona bir buraya. Bu karavanlar Türkiye'nin ilk hayvan sirki demiş ki. Biri geçmeden okuyacağım. Gel. Gel, kaçma, gel buraya gel. Kameranın ışığı yanmıyor. Kendilerine hayran bıraktılar. Olmadı. Niye? Kartlar yanlış, kartlar. 3-2-1 de. Ama 3-2-1 demedi. Ben şu gözümü kurutmaya çalışıyorum. Yani. Güldüren hatalarla devam ediyoruz. Ne var? Sıra geldi kamera arkası görüntülere. Bir dakika, telefon çalıyor. Yine mi arkadaş? Yine mi telefon çalıyor ya? Yine ya. Az önce de senin hızlıydı, kızcağız şöyle bakıyordu. Düşürdün şurada. 3. Çakmak taşla beni birbirime düşürdün. Çakmaktaş, Barney. Vilma. Fred Vilma ha. 3. Ben onları Barney. Bam basın. Yok be. Yok ya. Vilma. Vilma. Yaş itibariyle Vilma.
Ya sürekli kafası burada elimdekine bakıyor. Ağzından tükürük çıktı. Çünkü hep senin önünden. Lama. Lama. Bu bölüm ben Vilma. Ben bunu hatırlıyorum birinci bölümden. Lama değil, Vilma. Lama Çakmaktaş. Ermeyeceğim sana. Ben biliyorum ki. İşte. Başlayabilir miyiz? Vilma'yım, ben her şeyi bilirim. Görüntüleme imkanı sağladıkları için de teşekkür ediyoruz. Başka bir şey var mı? Bir de bize orada mısır içecek ısmarladılar. Mısır verdiler. Hiç içmeden para almadılar bizden. Çok iyi baktılar bize, sağ olsunlar. Evet, harikalar. Ama ne bileyim öyle bir... Söylemem. Maltepe'desi. Senin ufaklığı götürelim. Hangi ufaklığı diyecek? Küçük Emrah. İnşallah doğsun. Doğduktan sonra. Yani, doğumu çıkıyor. Doğumu ver. Şimdi sen git eve, gerekeni yap. 9 ay sonra. Neler diyorum ben yine. Onlara kadar Küçük Emrah götürürsün. Ben sizi alırım, tamam mı? Kafama bakın. Sizin de izlemelisiniz. Biliyorum ki dilim dolaştı. Bu haftada ne yazık ki Backstage TV'nin sonuna geldik. Sevgili... Bu haftada ne yazık ki Backstage TV... Bu haftada ne yazık ki Backstage... Halk daha kaliteli espriler duymuştum ama. Beyan dedi mi espri gibi? Espri de yok, niye gülüyorsam. Kadının gözleri aktı. İki gözüm önüme aksın. Üç. İnanmıyorum, kaydı kesti. Üç. Emrah ne sinsi çıktın. Bu hafta da Backstage TV'nin sonuna geldik. Sevgili Melike ve Ulaş Cankurt'a, Sinan Kayabaşı'na bizi ağırladıkları ve Türkiye Sirki'ni görüntüleme imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Biz bu müthiş gösteriyi büyük bir keyifle izledik. Sizin de izlemenizi ısrarla tavsiye ediyoruz. Ayrıca Backstage TV ekibi olarak Hayvansız Sirkleri sonuna kadar desteklediğimizin altını özellikle çizmek istiyoruz. Şimdi veda vakti. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.